Sevgili 11. Sınıf arkadaşım, selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Umarım iyisindir, sağlığın, saatin, keyfin yerindedir. Benim öyle çünkü bugün sizlere 11. Sınıf ilk yazılıdan, sevgili arkadaşlarım, birinci dönem, birinci yazılıdan 100 Alman'ın formülünü göstereceğim. Sizlerle birlikte ücretsiz PDF'de, yan tarafta gördüğünüz ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz açıklama kısmında linkini bıraktım. Oradan indirebileceğiniz PDF'deki soruları birlikte çözeceğiz. Ve gençler... 100 almanın dedim ya formülünü ben size anlatacağım. Buradaki soruları çözeceğiz arkadaşlar ve yazılıya bomba gibi hazır olacaksın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu yazılı artık bizim için biraz daha e, elzem hale geldi. Mühim hale geldi. Önemli hale geldi. Niye? Çünkü biliyorsun Milli Eğitim Bakanlığı artık yeni bir formatta yazılı yapacak. Ortak sınavlar olacak sevgili arkadaşlar. Ve senaryo senaryo birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü senaryo diye e, birçok senaryoda sizlere sınavlar, örnek sınavlar açıkladı. Umarım incelemişsindir. İncelemediysen de lütfen Milli Eğitim Bakanlığı map senaryo yazdığın zaman Google'a zaten çıkıyor. Tamam mı? Karşına oradan 11. sınıf matematiği seçtiğin zaman karşına bu senaryolar çıkıyor. PDF'ini indirebiliyorsun. inceleyebiliyorsun tabii ki. Oradaki soruları da çözmende fayda var. Ben de sizlere bu senaryoları inceleyerek tüm senaryoların ortak bir paydada buluşturarak ve bunların da bir tık üstü ve bir tık altındaki sorulardan oluşan güzel bir pdf hazırladım. Kendi kaynaklarımla hazırladım bu pdf'leri. Ve sevgili kardeşim bu pdf'teki soruları çözdüğümüz takdirde artık yazılıya hazırsın diyebilirim. Soruları detaylı bir şekilde çözeceğim. Aklında bulunsun. İstersen hazırsan, abone olduysan ve videoyu da beğendiysen mutlaka ama mutlaka bunu sakın unutma abone olmak ve videoyu beğenmek. Bu bizim motivasyon kaynağımız tamam mı? hani La olan bu da abone için <laughs> uğraşıyor falan demeyin. Bu motivasyon kaynağı arkadaşlar. Yani sadece şu PDF hazırlamam benim bir günümden daha fazlasını alıyor. Çünkü o soruları çözeceksin. O soruları pdf haline getireceksin. Bu pdf için bir şablon hazırlayacaksın. Sizler için göze hitap etmesi lazım. Gönlünüze hitap etmesi lazım. Elinize hitap etmesi lazım. Kaleminize hitap etmesi lazım. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bayağı meşakkatli bir iş. Sadece şuradaki arka planlar şunlar bunlar var. Bunlardan hiç bahsetmiyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi lütfen rica ediyorum. Bu arada sizlere şöyle de bir tavsiye tavsiyem olacak. Şu yukarıda gördüğünüz bir kitap var sol üst köşede. 40 soru serisi TYT Matematik diye. Şimdi sen 11. sınıfsın ve biliyorsun artık e, seneye bu zamanlar sudan çıkmış balık gibi bocalamaya başlayacaksın. Yani inşallah bocalamazsın da nasıl diyeyim böyle bir heyecan içerisinde olacaksın. Kaygıların yükselecek, heyecanın artacak, stresin artacak gibi gibi muhabbetler. Bu heyecana yer vermemek için bence şimdiden TYT'ye adım adım çalışmaya başlaman gerekiyor. Ve bu yukarıda gördüğünüz turuncu kitap 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabı sevgili arkadaşlar. Benim yazdığım ince bir fasikül aslına bakarsanız ve tam olarak TYT konularını yani 9. ve 10. sınıf matematik konularını sizlere bir güzel tekrar ettirecek bir kitap. Dolayısıyla bu kitabı da edinirseniz bence gayet mantıklı ve güzel olur. Bunları ara ara çözersiniz. Yani soru bankası gibi kalın sizi yoracak bir şey değil. Her konudan 9 ve 10. sınıf konularının her birinden 40'ar tane soru var içerisinde. Bu 40'ar tane soru öyle alelade soru değil. Bakın zor olduğunu söylemiyorum. Alelade sorular olmadığından bahsediyorum. Her birinin içerisinde birden fazla hatta 4'ten beşten fazla kazanım var arkadaşlar ve... Size bir güzel 9 ve 10'u tekrar ettirecek bir kitap. Ben sana tavsiye ediyorum. Alıp almamak tabii ki sana bağlı. Diyelim ve gençler artık videomuza geçelim. Hazırsan başlıyoruz. Hadi bakalım gel. Evet şimdi ilk sorumuz için sevgili arkadaşlar şöyle pdf'imize de uzaktan bakalım. Tabi senin pdf'in biraz daha dar görünecek. Şöyle sevgili arkadaşlar sorularımız var. Bu soruları birlikte çözeceğiz. Ee, pdf'e de uzaktan baktık. Şöyle sorumuzda yaklaştıralım ve başlayalım. Şimdi ilk sorularımız sevgili arkadaşlarım trigonometrik fonksiyonlar uygulamalarıyla alakalı. Senaryolarda da zaten göreceksin bu tarz soruları. Ee, senaryoları mutlaka incele ama sonuçta map yayınladı. Sen de biliyorsun. Şimdi 1 eksi kod kare x bölü 1 artı kot kare x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi sorulmuş bize. Öncelikle güzel kardeşim sen kotanjant x'in kotanjant x'in kosinüs x bölü sinüs x olduğunu bil. Tamam mı? Daha sonrasında da ben burada kotanjant x gördüğüm yere artık cos x bölü sin x yazmak istiyorum. Böylelikle 1 eksi cos kare x bölü sin kare x olur bak burası. Sonuçta karesi var. Ve bölü daha sonrasında 1 artı cos kare x ve sin kare x diyeceğiz. Böylelikle yukarıdaki sorudaki ifadeyi bu şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi ben burada biliyorsun A artı B bölü C ne demekti bu? A ile C'yi çarpıyorduk. Üzerine B'yi ekliyorduk. Ve C'ye bölüyorduk. Bu buna eşit oluyordu değil mi? Aynı şey burada da geçerli. Bak bununla bunu çarpıyorsun sin kare x. Daha sonrasında bundan cos kare x'i çıkarıyorum. Ve neye bölüyorum? Sin kare x'e bölüyorum. Bölü, şimdi bir de payda kısmını ifade edelim. Şunla şunu çarptım. Sin kare x artı cos kare x oldu ve alt kısımda da sin kare x'imiz var değil mi? Pekala şimdi ben burada direkt şuradaki payda kısmındaki sin kare x'lerin gidebildiğini biliyorum. İkisi de payda da çünkü ters yeri çarptığım zaman birbirini götürecek. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı da biliyorsun bir Trigonometrik özdeşlik. Yani ben burayı silip artık 1 yazabilirim. Geriye sadece ama sadece sin kare x eksi kos kare x bölü 1 kaldı. O halde burası sin kare x eksi kos kare x'in ta kendisiymiş. Bunu daha da basitleştirebiliriz daha da sade hale getirebiliriz fakat e, bu kuralları göreceğiniz yer 12. sınıf trigonometrisi olduğu için bunu artık bu şekilde bırakıyorsunuz. Tamam ya bunun daha sade hali var ama biz bunu bu şekilde bırakacağız. Devam edelim ikinci sorumuzda sekant x çarpı tanjant x bölü tan kare x artı 1. Öncelikle sekant x demek ne demekti sekant x 1 bölü kosinüs x'ti ve tanjant x de biliyorsun sinüs x bölü kosinüs x de sin x bölü kosinüs x dedik. Pekala şimdi ben sekant x'i yazıyorum. 1 bölü kosinüs x demiştim. Çarpı tanjant x neydi? O da sin x bölü kos x'ti. Ve bölü diyorum. Alt kısımda tan kare x artı 1 var. Yani sin kare x bölü kos kare x derim ben tan kare x'e. Ve artı 1 deriz. Şimdi eşittir dedim. Şunu da şunu çarptım. Sinüs x geldi zaten. Bölü alt kısımda şununla şunu çarptım. Cos kare x oldu bak burası tamam mı? Bölü alt kısımda da 1 ile cos kare x'i çarpıyorum. Cos kare x oldu. Üzerine sin kare x'i ekliyorum. Artı sin kare x bölü alt kısımda yine cos kare x'imiz mevcut. Şimdi ben alt kısımdakini ters çevirip çarptığım takdirde zaten cos kare x'lerin gideceğini görürüm. Ve cos kare x'de sin kare x'in toplamı neydi? Trigonometrik özdeşlik 1'di. Demek ki yukarıda sadece sinüs alt, aşağıda sadece 1 kaldı. O halde cevabımız sinüs x'in ta kendisidir diyebiliriz. Yani şu iki soruyu şu şekilde yaptığın an onlardan 20 puanı cebine koydun zaten. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sekant x eksi cos x bölü 1 artı sin x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi soruluyor. Sekant x neydi? 1 bölü kosinüs x'ti değil mi sekant x? Pekala. Şimdi o halde ben sekant gördüğüm yere 1 bölü kosinüs x yazıyorum. Eksi dedim. Burada da kosinüs x bölü 1 artı sinüs x'imiz mevcut. Peki şimdi ben bunları toplayabilmem için tabi biliyorsun Paydaların eşit olması lazım. Ben burayı 1 artı sin x de burayı da kosinüs x de genişletirsem eğer. Şununla şunu çarptığım takdirde 1 artı sinüs x yapar zaten. Ve cos x ile cos x'i çarptığım takdirde de eksi kosinüs kare x gelecektir. Payda kısmımızda da kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x'imizin olduğu zaten aşikar. Yani bununla bunu çarpıyoruz zaten tamam mı? Şimdi gel burada sana bir hatırlatma yapayım ben. Biliyorsun ki zaten sin kare x artı cos kare x ilk iki soruda da bunu fazlasıyla kullandık eşittir 1 de mi? Şimdi sen şu cos kare x'i karşı tarafa attığın takdirde ne olur? Sin kare x eşittir 1 eksi cos kare x olur. Bak bu cepte bu bir dursun tamam mı? Şimdi ben sana şunu soruyorum. Bak burada ne var? 1 eksi cos kare x yok mu? Var hocam. O zaman bu 1 eksi cos kare x neye eşitmiş? Sinüs x'in ta kendisine. Demek ki ben bunu silip yerine sinüs x'in karesi yazabilirim. Yani sin kare x yazabilirim. Sin kare x artı sinüs x oldu burası. Alt kısımda da ne var? Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x'imiz mevcut. Şimdi Rica ediyorum senden üst tarafı sinüs parantezine al. Bas bas bağırıyor beni sinüs parantezine al diye. Sinüs parantezine alırsam şurada sinüs kalır. Sinüs x. Yanında da bir tane şurada 1 kalır. Alt kısımda ne var güzel kardeşim? Kosinüs x parantezinde 1 artı sinüs x var. Şimdi sana sorum şu. Buradaki sin x artı 1 ile buradaki 1 artı sin x aynı şey değil mi? Ve ikisi de çarpım durumunda değil mi? Evet o zaman bunlar gider. Geriye de sadece sin x bölü cos x kaldı. Peki sin bölü cos neye eşitti? Tabii ki tanjant x'in ta kendisine eşitti. Bu da bize cevabı verir. Şimdi bu 3 soru da bu üç soru da sınavda karşına çıkma, yazılıda karşına çıkma ihtimaline sahip sorular olduğu için şunlara hemen şöyle çat 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 işaretleri koyuyorsun. Bunlar sınavda karşıma çıkabilir diyorsun. Tamam mı? Geçelim şimdi bir diğer sorumuza. Şimdi bu tarz sorular sınavda karşınıza çıkabilir ama bunun envai çeşit versiyonu var tamam mı? Ben size sadece bu soruların çözüm yöntemine dair bilgi sahibi olun diye, fikir edin diye ve bunu öğrenin diye, nasıl yapılacağına dair bir şeyler öğrenin diye bu soruyu buraya koydum. Umarım anlatımımız başarılı olur. Şimdi diyor ki x 0 ile 90 derece arasındayken yani diyor ki x dar aç. Peki tanjant x'i vermiş 5 bölü 12 bizden de şu isteniyor cos x eksi sin x bölü cot x işleminin sonucu isteniyor. Bu tarz sorularda hemen şunu yapıyorsun. Bir tane dik üçgen çiziyorsun güzel arkadaşım tamam mı? Bu dik üçgeni tabi dik olmadı şunu biraz şöyle yaparsak bence başarabiliriz. Şöyle yapalım şurası dik ve şurası da x derecelik açı olsun diyorsun. Bu kadar. Şimdi tanjantı neymiş bunun? 5 bölü 12. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu dik kenar mıydı? Aynen öyle. O zaman karşısı 5, komşusu 12'dir diyebilir miyim ben bunun? Bak karşısı 5, hop komşusu 12 dedim. E şimdi sen biliyorsun ki 5, 12 dik kenarlarsa 13 hipotenüstür özel üçgen. E peki 5, 12, 13 üçgenine göre kosinüs ikisi ben nasıl bulurum? komşuyu hipotenüse bölerim. Yani 12 bölü 13 derim. Daha sonrasında eksi sinüs x'i nasıl bulurum? Karşıyı hipotenüse bölerim. Yani 5 bölü 13 diyebilirim. Ve alt kısımda neyimiz var? Kotanjant x. Burada hiç üçgene bile gerek yok. Çünkü 5 bölü 12 eğer tanjantsa kotanjant 12 bölü 5'tir. Çünkü birbirinin çarpımsal tersiydi tanjantla kotanjant biliyorsun. O halde direkt 12 bölü 5 yazabilirim. Hatta şunu da yapabilirim. E, ...kotanjant komşu bölü karşıydı. E, doğal olarak komşusu 12, karşısı 5'tir. 12 bölü 5'tir de diyebiliriz. Şimdi burada 12 bölü 13'ten 5 bölü 13'ü çıkarırsam... ...7 bölü 13 elimde kalır. Alt kısımda da sevgili arkadaşlar 12 bölü 5 vardı. Ben bunu 7 bölü 13 çarpı 5 bölü 12 biçiminde ifade ederim. Sadeleşen hiçbir şey yok. 7 kere 5, 35'i verir bize... 12 kere 13 de 156'nın ta kendisi yapar. O halde cevabımız budur diyebiliriz. Evet ilk sütunu bitirdik mi bitirdik. Şöyle sayfamıza yarısına da olsa uzaktan bir bakalım gençler. Gayet dolu dolu bir sayfa. Umarım senin de yazılı kağıdın böyle olur. İnşallah. Evet gençler artık diğer sorumuzdayız. Ve demiş ki yine x dar açı. Tamam güzel. Darsa dar. Ve sinüs de kök 6 bölü 3'müş. Hemen ne yapıyorduk? Üçgen çiziyoruz değil mi? üçgeni şu şekilde hallettik. Bu üçgeni hallettikten sonra dedim ki hocam burası dik. X açımda bu burası olsun. Başkası değil. E şimdi sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani karşısı o zaman bunun kök altıymış. Hipotenüsü üçmüş. Şimdi ben Pisagor yaparsam 3'ün karesinden yani 9'dan kök altının karesini çıkarttım 6. Bunun kare kökünü alırsam bana kök 3'ü verir ki o da burası olur. Şimdi şunu ve şunu sinüsten yararlanarak elde ettik. Şuradakini Pisagor yaparak elde ettik. Tamam mı? Şimdi bizden kosinüs x istenmiş. Yazalım hemen. Kosinüs x eşittir. E hocam komşu bölü hipotenüstü. Yani kök 3 bölü 3 müdür? Aynen öyle. Devam. Tanjant x istenmiş hocam. Tanjant x karşı bölü komşuydu. Yani kök 6 bölü kök 3. Ben kök 6'yı kök 3'e 2 olursam 6 bölü 3'ten 2 geleceği için kök 2'nin ta kendisidir derim. Tanjant x. Daha sonrasında kotanjant x. E kotanjant x ise tanjantın çarpımsal tersi. Yani tepe taklak yapacağız. Tanjant kök 2 ise bu da 1 bölü kök 2'dir. Kök 2 ile genişletirsen kök 2 bölü 2'nin ta kendisi olur. Daha sonrasında sekant x lazım bize. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs x değil miydi? E kosinüsü neydi hocam bunun? Kök 3 bölü 3'tü. O zaman bu da 3 bölü kök 3'üdür. Ben 3'ü kök 3'e bölecek olursam kök 3 cevabını elde edebilirim. Ve son olarak kosekant x bu da sinüsün ters çevrilmiş hali. Yani bunun ters çevrilmiş hali 3 bölü kök 6'dır. Kök 6 ile genişletirsem 3 kök 6 bölü 6 yapar. 3 ile 6'yı sadeleştirdiğim takdirde de kök 6 bölü 2 bana cevabı verir. Kosinüs x'i tanjantı, kotanjantı, sekantı ve kosekantı hesapladık. Bizden her birini tek tek istemişti. Hayırlı uğurlu olsun sorumuzun cevabını bu şekilde elde etmiş olduk. Tamam. Her birine ikişer puan çakar hoca. 10 puanlık soru der. Hayırlı uğurlu olsun. Gençler. Diğer sorudayız. ABCD'nin bir kare olduğu bilgisi var. A, köşegen olduğunu biliyoruz. Köşegense tabii ki şuralar 45 derecedir değil mi? Pekala. C, uzunluğu, AE uzunluğunun iki katıymış. Şimdi C, uzunluğu yani şurası eğer mesela 2 ise burası kaç olur? 1. Burada bir köşegen uzunluğundan bahsedebiliriz. Köşegen uzunluğumuzun 3 olması gerektiğinden bahsedebiliriz. Sinüs x sorulmuş. Şimdi şuradaki x derecelik açıya biz bir dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. O halde ben bu b'den tuttum. Karşı tarafa bir tane şöyle dik çektim. Bu diki çektikten sonra biliyorsun aslında bakarsan buradaki çizdiğimiz şey yarım köşegendir ve dik keser. Dik kestiği için de karşıda gördüğü köşegeni 2 eşit parçaya böler. Şimdi 2'ye 1 dedim. 2 eşit parçaya bölünce 3 2 bölü yani 1,5 bir 1,5 buçuk, buçuk yapar. Kesirli sayılarla uğraşmamak adına ben diyorum ki. Arkadaşım bura 4 olsun bura 2 olsun fark eder mi? Etmez. Sana taktik. Eğer ki bu şekilde şekillerin üzerine... Hiçbir bir sayı vermediyse trigonometride sayıları sen kendin yazabilirsin. Hiç sıkıntı çekme. Öyle 2k'ya k falan demene lüzum yok tamam mı? Direkt 4'e de yapıştır gitsin. Şimdi hocam bu ne demiştik? Köşegen uzunluğunu iki eşit parçaya böler. Şimdi tamamı 6 birim olduğuna göre iki eşit parçaya böleceğine göre 3'e 3 diye ayıracak. Yani burası kaç oldu? 3. E burası 3 ise ve şurası 4 ise demek ki burası 1 olacak. Burası da 2 olmaya devam etsin. Beni ilgilendirmiyor artık. Şimdi yarım köşegen uzunluğu 3 müymüş? E burası da yarım köşegen değil mi? Bu da 3. E şimdi sen şurada bir dik üçgen görüyorsun bak. Şuradaki dik üçgeni gördün mü? Buradaki dik üçgeni gördün. Çok güzel. O halde 1, 3 kök 10 üçgenidir burası. Pisagor'dan bulabilirsin. Ve benden sinüs x istenmiş. Artık diyor ki karşısının hipotenüsüne oranı soruluyor. Yani 3'ün kök 10'a oranı sorulmuş. Bu da bana kök 10'la genişletirsem 3 kök 10 bölü 10'un ta kendisini verir. Bu da bizim cevabımızdır. Ama bu kadar basit. Umarım anlaştık. Şimdi bir alttaki sorumuza geçiyoruz ve sayfamızı bitiriyoruz. İlk sayfa bitiyor. ABC bir üçgen olarak verilmiş bize. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Yani ikiz kenar üçgenmiş arkadaşlar. BAC alfaymış. ABC betaymış. Sinüs alfa 12 bölü 3 olduğuna göre sekant beta bak. Hem alfanın bir trigonometrik oranını sormuş hem de beta'nın vermiş hem de beta'nın bir trigonometrik oranı isteniyor. O zaman hem buradaki alfaya hem de beta'ya sevgili arkadaşlarım bir dik üçgen oluşturmamız lazım. Bunu en akıllıca biçimde nasıl yaparız? C'den karşıya bir dik atarız. Şimdi bu diki attık şöyle. Bize de sinüs alfanın 12 bölü 13 olduğunu vermişti. E tamam o zaman demek ki karşısına ben 12 diyeceğim. Bunun hipotenüsü de 90'ın karşısıdır. Demek ki burası da 13 olacak dedim. Çok güzel. Şimdi burada dik kenarlardan birisi 12 ve hipotenüs 13 ise demek ki burası 5'miş. E hocam sen bunun ikiz kenar olduğunu biliyorsun. Yani bunlar birbirine eşit. O halde burası 13 ise burası da 13'tür. Yani buraya ne kalır? 8 kalır. E hocam burası 8 ise burası 12 ise e burası da dikti. Ben Pisagor'dan BC uzunluğunu bulamaz mıyım? Alttaki uzunluğu bulamaz mıyım? Bulurum. 8'in karesi 64, 12'nin karesi 144, ben bunları toplarsam 208 gelir. Bu da bana 16 kere 3'ü verir. 16 kere 13'ü verir. Peki yani ben kare kökünün buraya eşit olduğunu biliyordum. Bunun kare kökü de demek ki 4 kök 13'müş. Tamam, çok güzel. Şimdi benden ne istenmişti? Sekant beta. Hocam, 1 bölü cos beta istenmiş benden. O halde kosinüs betayı bulup ters çevireceğiz. Şimdi kosinüs beta neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Ben o zaman diyorum ki hipotenüs bölü komşu yapalım. Bir direkt sekantı buluruz. Çok güzel. 4 kök 13'ü 8'e bölünce cevabı bulurum. 4 kök 13 bölü 8 cevap. Ha bir de bunu sadeleştiriver sana zahmet. 4 ile 8'i sadeleştirirsem kök 13 bölü 2 bana cevabı verir diyebilirim gönül rahatlığıyla. Evet gençler sayfamız artık uzaktan bakma zamanı geldi. Şöyle bakalım. Var ya şöyle bir yazılı kağıdı bak. Efsane olur senin için. Düşünsene yani ilk sayfa mesela 55 puan değerindeymiş ve sen 55'te 55 yapıyorsun şu an. Hem de 19 dakika gibi bir sürede geriye kaldı sınavın yarısı. Hadi devam edelim bakalım. Diğer 45 puanlık kısmı da alıp koparalım sınavı. 100'e doğru. ABC bir dik üçgen. ABC C yedik. AH BC yedik. AC bir birim. ACB x'miş şurası yukarıda verilenlere göre BH uzunluğunun x açısının trigonometrik oranları cinsinden karşılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben şuradaki x'i kullanacağım. Bunun bir trigonometrik oranını kullanacağım. Ve buradaki biri yani hipotenüsü kullanacağım. Yani ya sinüstür ya kosinüstür o zaman ikisine de bakalım. Şimdi siz bana bir sinüs x'i bir söyleyin bakalım. Sinüs x karşı yani ah bölü hipotenüs yani 1. E kosinüs x ne hocam? E kosinüs x de hc komşu bölü hipotenüs yani 1. E burası hocam ah etmez mi? Eder. E hocam hc'yi 1'e bölünce burası da HC'ye gelmez mi? Gelir. O halde ben şunu çok iyi anladım artık. Ah uzunluğu demek ki sinüs x'in ta kendisiymiş. Hc uzunluğu da kosinüs x'in ta kendisiymiş. O halde yazalım arkadaşım. Şurası sinüs x'miş dedik. E burası da kosinüs x'miş. Burada dikten bir dikinme muhabbetini görüyorsun sen. Dikten dik indirdiğin takdirde hemen sana bunu şu şekilde açıklayabilirim. Bak şurası dik olsun. Ve karşıya bir dik indirdin. Ve dedin ki hocam şurası h, burası a, burası da b. Dikten dikindiyse öklit mevcuttur. H'ın karesi a kere b'ye eşittir. Buraya not alabilirsin. Çok güzel o halde ben diyorum ki şimdi benden bh uzunluğu istenmişti ki ben buraya artık ne diyeyim ee, buraya c diyelim mi c demeyelim m olsun burası m isteniyor benden arkadaşlar o halde ben sinüsün karesini alırsam burada sin kare x eşittir kosinüs x çarpım m olur. Benden m istenmişti. m'yi yalnız bırakmak için tabii ki buradaki kosinüs x çarpım durumunda karşıya bölüm olarak gönderirim. Ya da her iki tarafı kosinüse bölerim derim. Sin kare x bölü kosinüs x eşittir m olur. Şimdi ben okulunda senin hocan olsam. Bu soruyu bu şekilde çözdükten sonra eğer şu şekilde bırakırsan ve soru 10 puanlıksa sana 9 puan veririm. Niye? Yanlış bir şey mi yaptın? Yok doğru yaptın aslında ama Şöyle yapsan daha estetik olur bak. Sin x çarpı sin x bölü cos x dersen eğer tamam mı? Sin x bölü cos x nedir hocam? Tanjant x'tir. O halde sen buraya tanjant x dersin. Yanında da bir tane sinüs x kaldı. Tan x çarpı sin x sana cevabı verir. Bak bu da cevap bu da cevap. Ama buna 9 puan veririm. Buna 10 puan veririm. Tamam. Anladın. Anladın. Hocalar biraz da estetik istiyor. Yani. Lütfen. Matematik estetik bir şey sonuçta. Değil mi? Devam. 3320 derecenin esas ölçüsü. Şimdi eğer ki söylüyorum, karşınıza bu esas ölçüyle alakalı sorular çıkarsa hocan şöyle yapar. Bir tane soru sorar, içine dört tane şık koyar. Şu dört şık o bir soru eder. Tamam mı? Yani bir soru dört şıklı bir soru olur. İçerisinde dört tane soru barındırır. Haberin olsun. Şimdi o halde Şöyle diyelim 3320 derecenin esas ölçüsü sorulmuştu. Esas ölçüyü nasıl bulacağız dereceninkileri? 3320'yi ben bizim derecelerimiz 360'ta bir kendini tekrar ettiği için 360'a bölmem gerekiyor. Tamam mı? Şimdi 3320'nin içerisinde 360 10 defa 10 tane olsaydı 3600 ederdi. 9 tane var. Çarptık 2700 artı 540'dan 3220 geldi. B bakayım aynen. Aynen. 3240 geldi. 3240 çıkarırsak arkadaşlarım 80 derece mi kalır? İşte buradaki kalan 360 dereceden küçük olan kalan bizim esas ölçümüzdür. Yani 3320 derecenin esas ölçüsü 80 dereceymiş diyeceğiz. Esas ölçü bulma işlemi biliyorsun 360'tan daha büyük ve sıfırdan daha küçük olan açıların 0 ile 360 derece arasındaki karşılıklarıydı. Bak 3320, 360'tan büyük ve bunun 0 ile 360 derece arasındaki karşılığı 80 derece. Buna esas ölçüsü diyoruz. Bunları 0 ile 360 derece arasında taşımaya da esas ölçü bulma işlemi diyoruz. Tamam zor şeyler değil. Şimdi bunu da kural olarak öğretmiştir hocan sana bak. 98 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? Ne diyordunuz okulda? Bak 98'i Hemen kaça bölüyorsun? Alttakinin 2 katına 10'a bölüyorsun. 2 katına bölmenin sebebi de biliyorsun açılar 360 derecede 1. Yani 2 pi radyanda bir tekrar ediyor değil mi? 2 pi radyanda bir tekrar ediyor. E sen şimdi burada bölü 5'i görüyorsun ya. 2 pi olabilmesi için 10 pi bölü 5 olması lazım oranın. Bundan kaynaklı biz 10'a bölüyoruz 98'i. 98'i 10'a böldüm. 9 defa var burası 90 çıkardım 8 geldi mi? O halde cevap şu. 8 pi bölü 5 benim esas ölçümdür diyeceksin. Hemen devam ediyorum. Eksi 550 derece bu sefer negatif bir açının derece cinsinden esas ölçüsü isteniyor. Bunu da şu şekilde yapabilirsin. Eksi 550 değil de eksi 5000 küsür bir şey verseydi hocam. Bak şöyle yapacaksın. Eksi 550'yi tamam mı gittim, 360'a böleceksin. Şuradaki eksiyi bir görme. 550'nin içerisinde normalde 360 kaç defa? Bir defa var değil mi? Sen iki defa varmış gibi düşüneceksin. Tamam mı? Ve eksi iki defa vardır diyeceksin. Normalde bir defa varsa bir tane arttırıyorsun. İki ama bunun da eksilisi diyorsun. Şu an böyle bir bölme işlemi yok matematikte. Biz uyduruyoruz. Neden? Çünkü taktik diyoruz. Eksi 2 ile 360'ı çarparsam eksi 720 yapar. Çıkardığım takdirde şu 2 eksi 1 bir artı yapacak ya 720'den 550'yi çıkarınca cevabı bulursun ki cevap 170 derecenin ta kendisidir. Tamam. Demek ki eksi 550 derece eşittir 170 dereceymiş. Ha bu soru için eksi 550'nin üzerine sen zaten 720 eklediğin takdirde de cevabı bulursun. Tamam mı? Yani 360'ın katlarını eklediğin takdir ekleye ekleye gittin pozitif bir şey bulduğun an o zaten esas ölçü. Ama diyorum ya hani şurası 5000 küsürlü bir şey olsaydı o zaman bu bölme işlemi işimize yarardı. Tamam aklında bulunsun. Ve son olarak eksi 32 pi bölü 3 radyanlık açının esas ölçüsü soruluyor. Sen ne yapacaksın burada? Eksi 32'yi hop 3'ün 2 katı olan 6'ya böleceksin. Normalde 32'nin içerisinde 6 kaç defa? 5 defa değil mi? Biz ne, ne diyeceğiz? Eksi 6 defa da hocam diyeceğiz. Bir fazlasının eksilisi. 6 kere eksi 6 o eksi 36 yapar. Ve ben bundan bunu çıkarınca şunlar artı yapacağı için 36'dan 32'yi çıkardım. 4 geldi. Demek ki cevabım ne olacak? 4 pi bölü hemen şuradaki. 3 bana cevabı verecek. Umarım anlamışsındır diyelim. Ve devam edelim gençler. ABC bir üçgen. BD CD'ye eşit ve 5 santimmiş. Şurası da burası da 5 santim. Burası 3 santim. Burası 4 santim. Burası da 6 santimmiş. AC yani X kaç santimdir diye soruluyor. Bu tarz bir soruyu gördüğümüz zaman hemen ne aklımıza gelecek? Kosinüs teoremi. Çünkü mesela buradaki kenarı biliyoruz. Buradaki kenarı biliyoruz. Ben şuradaki açının kosinüsünü hesaplayabilirim. Dolayısıyla artık iki kenar ve aradaki açı biliniyorsa kosinüs teoreminden cevabı bulabiliriz. O halde şuraya gelin alfa diyelim. Önce şu üçgenden kos alfayı elde etmemiz gerekiyor. Nasıl yaparız? 4'ün karesi 16 eşittir. 5'in karesi 25 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa demem lazım. Burada 25 ile 36'yı topladım 61 geldi. Tamam 61'i şu tarafa gönderdim. 16 eksi 61 oldu. Eşittir. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa dedik. Sonrasında 16'dan 61 çıkarsa kaç kalır? Bunu düşüneceğiz şimdi. 16'dan eğer ki 60 çıksaydı 44 kalacaktı. 61 çıktığı için kaç kalır arkadaşlar? 45 kalacak. Ve yani 61'den 16 çıksa 45 kalacak. Dolayısıyla burası eksi 45'tir. Eksi 45 eşittir. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa dedim. Ve bunu yaptıktan sonra sadeleştirme işlemlerine geçelim. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 9. Eksiler de zaten gitti. 3'e böldüm. 2. 3'e böldüm. 3 geldi. Ve böylelikle 3 eşittir. 2 kere 2 4 yaptı bak. 4 çarpı kosinüs alfa mı oldu? O zaman bu kosinüs alfa efendim 3 bölü 4'e eşitmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Kosinüsü bulduk daha. Daha yeni henüz şu an kosinüsü bulduk. Sorunun yarısı bitti. Şimdi ne yapacağız? Kosinüsünü biliyoruz ya artık buranın. Şunu da biliyoruz, bunu da biliyoruz. İkisi soruyor. O halde diyorum ki artık başlıyoruz gençler. Şunu şöyle ayıralım sayfayı buradan. Şunu yapıyorum. X'in karesi de o halde. 3 ile 6'nın toplamı 9. 9'un karesi 81. Artı 5'te 5 ile 5'in toplamı 10. 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı 9 çarpı 10 çarpı cos alfa. E cos alfa da 3 bölü 4'tü zaten değil mi? Peki 2 kere 10 20 4'e böldüm 5 geldi. Yukarıda 5 kaldı. 81 ile 100'ü topladım 181 yaptı. Eksi 9 kere 3 27. 27 kere 5 de 135 yapar. Ve bu da x kareye eşitmiş. 181'den 135'i çıkaracağım şimdi. 180'den çıkmış olsaydı 45 kalırdı demek ki 46 olacak. Yani x kare eşittir 46'nın ta kendisiymiş. x kare 46 ise x kök içinde 46'nın ta kendisidir. Doğru cevap kök 46 olacaktı sevgili gençler. Evet bu da kosinüs teoremi sorusuydu. Sınavımızda karşına çıkabilir. Çünkü çünkü MEP senaryosuna baktığın takdirde bütün senaryolarda kosinüs teoremi var. Bak, bütün senaryolarda esas ölçü var. Bütün senaryolarda trigonometrik fonksiyon uygulaması var. Şu ana kadar hepsini de çözdük. Tamam? Hatta birer tane değil, ikişer üçer tane çözdük. Aklında bulunsun. Devam. BC diyor efendim 2 santimetreymiş. Bura 3, bura 3, bura 5, bura 6. Buna göre diyor ED uzunluğu yani şurası kaç santimdir diyor. Oraya x dedim ben, tamam mı? x'i soruyor bize. Yine az önceki sorunun aynı aslına bakarsan şurası alfa ise Burası da alfa olur mu? Olur. O halde ben buradaki alfanın şuradaki üçgenden nesini bulabilirim? Tabii ki de kosinüsünü bulabilirim. Kosinüs için kos teoremi uygulayabilirsin. Ama benim sana az önce birinci sayfada öğrettiğim güzel şeyler vardı. Onu kullanalım. 90. E hocam burası 1 1 böldü. E burası 1 ise burası 3 ise burası kök 8'dir. Yani 2 kök 2'dir. Şimdi bana ne lazım? E, kosinüs lazımdı. E, kosinüs için 2 iki kök 2'ye bile ihtiyacımız yok ki. 1 bölü 3 kosinüsü verir. Yani kosinüs alfa neymiş? 1 bölü 3'müş. Çok güzel. Şimdi geldim buraya. Artık açımın kosinüsünü biliyorum. 5'i biliyorum. 6'yı biliyorum. X'i merak ediyorum. E, o zaman yazalım. X'in karesi eşittir. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kos alfa. Yani 1 bölü 3. Şimdi ben buradaki 6'yı 3'e böldüm ve burada 2 kaldı dedim. 25 ile 36'yı topladım 61. Eksi 2 kere 5 10. 10 kere 2 tabii ki 20 yapar. 61'den 20'yi çıkardım x kareyi verdi. Yani x kare kaçmış arkadaşlar? 41. İse x nedir? Tabii ki kök içinde 41'in ta kendisidir. Evet kosinüs teoremi, teoremiyle karşına mutlaka soru çıkacak. Ben sana söyleyeyim ortak sınavda. Ve devam. Senaryoların sevgili arkadaşlarım. Üçüncü ve dördüncü senaryoda trigonometrik fonksiyonların periyotlarıyla alakalı soru gelmişti. 1 ve ikinci senaryolarda yoktu. O yüzden karşına periyotla alakalı soru çıkabilir. Ben yine buraya iki tane bir tanesi diğerinden daha zor olmak üzere iki tane soru bıraktım hatta önce şunu çözelim son soruyu sonra buna geri dönelim tamam mı? Önce son sorumuzu çözelim. Aşağıda verilen trigonometrik fonksiyonların periyotlarını karşılarına yazınız demiş. Şimdi ben bu periyotları nasıl buluyordum? Öncelikle şöyle bir fonksiyon verdiyse periyot bulabilmek için şu 8'e ihtiyacım yok. Bu periyodu etkilemiyor. Buradaki 5 periyodu etkilemiyor. Buradaki 7 periyodu etkilemiyor. Periyodu etkileyen tek şey sinüsün kuvveti ve içindeki x'in katsayısı. Şimdi fx fonksiyonunun t'ler periyot olacak. fx'in periyodu nedir? Hocam şöyle ki 2 pi bölü mutlak değer şurası a. Yalnız şöyle bir durum var. Hocam burası 1 değil mi? Tekse 2 pi olacak. Eğer çift olaydı o zaman pi bölü diyecektik. Birazdan göreceksin zaten. E bunun mutlak değeri ne hocam? Eksi 5'in mutlak değeri 5. Yani benim cevabım 2 pi bölü 5. Şimdi geldim buraya bak. Bu etkilemiyor. Hocam şu da etkilemiyor. Sadece şurası ve şurası. Bu çift olduğu için pi'ye bölüyorum. Tek olsaydı 2 pi olacaktı. Bak çift olduğu için pi bölü diyorum. Tek olsaydı 2 pi diyecektim. Pi bölü devam 3. Mutlak değer 3. O zaman periyodum nedir? Pi bölü 3'tür. Devam. Şimdi şuraya bakıyorum. 91 etkileyecek mi? Hayır. Eksi pi bölü 8? Hayır. 4. 4 olduğu için ne olacak arkadaşım? Çift olduğundan pi bölü Şurası ne? Eksi pi bölü 2'nin mutlak değeri diyeceğim. Yani pi bölü 2 diyeceğim. Yani hocam burada pi'ler gider. Bunu da ters çevirip çarparsam 2 gelir. Demek ki periyodumuz 2'ymiş. Periyot pi ile olmak zorunda değil ki. Periyot bir sayıya eşit. Sonuçta pi de bir sayıya eşit. 2 de bir sayı. Hatta 2 daha güzel bir sayı. Şu an yani tam bir sayı. Evet devam. Cos küp demiş bak. Bu işe yaramıyor. Bu da işe yaramıyor. Yani hocam bu da işe yaramıyor. Küp dediği için kaça böleceğim? Tek olduğundan 2 pi'ye böleceğim. Bölü. X'in kat ne? 1 bölü 5 demek ki 1 bölü 5'in mutlak değeri. Ters çelip çarptığım takdirde 10 pi yapar. Bu da bana fx'in değil mx'in periyodunu vermiş olur. Evet gençler şimdi üstteki sorumuzdayız. Artık bu da bizim son sorumuz olacak. Son soruya geçmeden önce de gençler. Bakın bu yazılılar bizim için mühim. Önemli olan yks gibi düşünme. Yani hani. Ya, TYT ve AYT'yi yapamadıktan sonra yazılıdan yüz alsak ne işe yarar demeyin. Asıl TYT ve AYT'de girdiniz sınava. Sınava girdiniz ama sınav iyi geçti. İyi geçen bir sınavdan sonra düşük yazılı notlarınız varsa ah ah bir de o zamanı geriye döndüremiyorsunuz ya artık hiçbir şey yapamazsınız. Düşünsenize yazılı notları girilmiş, sene bitmiş, sen sınava girmişsin, sınavdan çok güzel bekliyorsun, çok güzel notlar alacaksın, çok güzel puan yapacaksın. Ama orta öğretim başarı puanı düşük. Hayda, nereden çıktı şimdi? Nereden çıktı biliyor musun? O çok önemsemediğin yazılılardan çıktı işte. Çok önemsemeyip 90 yerine 70 aldığın, 80 yerine 50 aldığın yazılılardan çıktı. Sonuçta 60 da geçen not deyip 60 aldığın sınavlardan çıkar işte onun acısı. Tamam mı? Aman pür dikkat gençler. Yani 11 ve 12 bak. Envai çeşit yazılıya gireceksin. Sana yalvarıyorum, rica ediyorum adam akıllı yazılılarına hazırlan. Zaten yazılıyı hazırlarken de e, konuyu da tekrar ettiğin için bir sonraki seneye geçtiğinde yani sınav senene geldiğin zaman artık diyeceksin ki aa ben bu konuları hatırlıyorum. Evet gerçekten hatırlayacaksın. Sıkıntı yok ki. Rahat ol. Tamam. Lütfen bunlara önem ver. O halde ders ekranımıza geçelim ve devam edelim. Son sorumuz. Gençler, kartezyen koordinat düzleminde y eşittir 3 çarpı sinüs 8x fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre köşeleri abc olan üçgenin alanı soruluyor. Yani diyor ki, şöyle bir üçgen çizeceksin, çizeceksin diyor, çizeceksin ve bu üçgenin alanını merak ediyorum ben diyor. Bana bunu bul diyor. Of! Yani ne kadar ensesi kalın bir soru gibi görünüyor. Değil mi? Gibi görünüyor. Basit basit. Şimdi unutma ki sinüs periyodik bir fonksiyon her şeyden önce. Tamam? Trigonometrik bir fonksiyon ama periyodik de bir fonksiyon. Periyodik fonksiyon demek ne demek? Belli aralıklarda grafiği kendini tekrar ediyor demek. Hmm. O zaman ben bunun periyodunu bulmam gerekiyor. E bulalım. Periyodunu nasıl buluyordum? Kuvveti 1'di. Yani 2 pi'ye böleceğim. 2 pi bölü. 3 bir işe yaramıyordu. 8'in mutlak değerine bölüyordum. 2 pi bölü 8'de kaç yapar? Pi bölü 4. Yani pi bölü 4'te bir fonksiyon kendini tekrar edecek. E hocam şuradan şuraya bu fonksiyon zaten kendini tekrar etmemiş mi? Vallahi etmiş. Demek ki işte buradaki uzunluk. Buradaki uzunluk pi bölü 4'müş. Çünkü pi bölü 4'te bir kendini tekrar ediyor. Bu bir cepte. Şimdi şunu şöyle indirdim. Az önceki üçgeni tekrardan çizdim. Bunu da böyle indirdim. Bana ne lazım? Üçgenin alanını bulabilmek için. Tabii ki bir de yükseklik lazım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız değil mi? Peki şurasını ve şurasını ben bulabilir miyim bu fonksiyona bakarak? Tabii ki bulurum. Bizim fonksiyonumuz neydi? 3 çarpı sinüs 8x. Hocam hocam bak dikkat et. Burada da 8 bir işe yaramayacak. Şuradaki 8 var ya o bir işe yaramayacak. Çünkü benim fonksiyonumun alabileceği değerler zaten eksi 1 ile 1 aralığında olacak. Ve ve 3 ile çarptığım takdirde eksi 3 küçük veya eşittir. 3 çarpı sinüs 8 x o da küçük veya eşittir 3 olacak. Yani bu ne demek? Benim fonksiyonum en küçük eksi 3'ü maksimum 3'ü alabilir demek. En küçük bak burası zaten eksi 3 maksimum burası artı 3. O zaman burası 6 birim. E, hayırlı uğurlu olsun. Taban pi bölü 4. Yükseklik 6 bölü 2 diyeceğim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Cevabı şu an bulduk. Şununla şunu da şunu 2'ye böldüm. 3'e 2 oldu. 3 pi bölü 2 çarpı 1 bölü 2 bana cevabı verir. Cevap 3 pi bölü 4 birim kare olacakmış buradaki üçgenin alanı sevgili gençler. Evet artık arka sayfayı da fulllediğimize göre gençler arka sayfayı da fulllediğimize göre hayırlı uğurlu olsun 100 aldık. Tamam bu sınav böyle 100 oldu. Umarım ikinci sınava da yine gelirsin beraber fulleriz sınavı. Tamam ikinci sınavda görüşürüz arkadaşım. Şimdiden gireceğin yazılı da sana başarılar diliyorum. İnşallah 100 yüz veya 100'e çok yakın notlar alırsın. Hata payı illaki olacak ama lütfen bunu minimize etmeye çalış rica ediyorum senden. Allah emeklerinin karşılığını fazlasıyla versin. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki de bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.